Gelelim başka gerçeklerimize. Hep zamlardan, hayat pahalılığından, artık dayanılmaz hale gelen piyasalardan bahsediyoruz. İşte dün sabah da burada söyledik. Dün akşam itibariyle benzine yine zam geldi. Yine depolar daha pahalıya dolacak. Motorine zam geliyor, benzine zam geliyor, tüp gaza zam geliyor, her şeye zam geliyor. Ve bakın, birkaç gündür de bu evlere satın aldığımız su damacanalarına zammı konuşuyoruz. Damacana %160 zamlanmış. Tutturabildiğine satıyorlar zaten. Hani 40 liraya da satan var, 45 liraya da satan var. Semtine göre 50 liraya satanı bile duydum. Yani bir başıbozukluk. Çünkü böylesine temel ihtiyaç maddelerle, yani ekmekti, simitti, işte tüp gazdı filan, böylesine şeylere narh getiriliyor ya, hani belli bir fiyat saptanıyor onun üzerine çıkılmasın diye. Çünkü bunlar vazgeçilemez şeyler. Buna bir narh getirmedin mi, bir fiyat tavanı getirmedin mi, sabit bir fiyat getirmedin mi, milleti daha fazla ezmek için vicdansız esnaf, tüccar elinden geleni yapar. Yani bıraksan, hani nasıl falanca yerde 500 liraya bir pizza satılıyormuş, bilmem işte 250 liraya bir tost satılıyormuş, tüp gazı da öyle satar bu vicdansızlar. Emin olabilirsiniz. Suyu da öyle satarlar. Dolayısıyla suya da bir fiyat sınırı getirilmesi lazım. Su ya, Allah'ın suyu. Zaten ideal olarak suya insanların para ödememesi lazım. Bu doğal bir ihtiyaç, vazgeçilemez bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu tür vazgeçilemez ihtiyaçları, yani alternatifi olmayan, insanların mutlaka tüketmesi gereken ihtiyaçları devlet, devlet olmaktan gücünü kullanıp sübvanse edip bedava sağlaması lazım. Aynı şeyi toplu ulaşım için, aynı şeyi elektrik için, aynı şeyi gaz için, yani ısınmadan yapabilir miyiz arkadaş? Aynı şeyi bu devrin, bu çağın en temel vazgeçilmez ihtiyacı internet için. Evet, internetsiz yapabiliyor muyuz? Gidin dağ başında yaparsın tabii ki. Belki dumanla haberleşirsin orada. Bakın, böylesine temel ihtiyaçları devletin ideal olarak vergi toplayan devletin ideal olarak parasız karşılaması lazım. Oysa ki bir damacana suya 40-45 lira ödediğimiz bir ülkede yaşıyoruz. İnsaf yahu, %160 zam nedir arkadaşlar? Daha temel, ya bunun gibi başka temel ihtiyaçlarımız daha var. Süt. Çocuklarımızın vazgeçilemez, vazgeçilmemesi gereken gıdaları. Ve fiyatlar öylesine almış başını gitmiş ki, bakın şu ayıplı manzarayla karşı karşıya. Çiğ süt. Bir marketin rafında elektronik kelepçe takmışlar. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hırsızlığı başlamış bunun. Çalınmasın diye süte kelepçe takmışlar. Hiçbir besleyici, doğru düzgün besleyici özelliği olmayan UHT sütler var. Yani hani soğukta buzdolabına bile saklanması gerekmiyor. Açıkta duran, kutularda satılan sütler 20-25 liradan satılanı var. Bu çiğ süt dedikleri biraz daha hani besin değeri yüksektir herhalde. Hani kaynatılarak falan içiliyor. Bu kim bilir kaç paraya satılıyor ki çalınmasın diye elektronik kelepçe takmışlar. Yani hırsızlık mübah olduğundan söylemiyorum ama insanlar öylesine çaresiz kalmışlar ki bunları çalmaya başlamışlar. Hatırlıyorum, birkaç ay önce çocuk bezlerinin paketlerine böyle elektronik kelepçe takmaya başlamışlardı. Çünkü insanlar çaresiz. O bezi almak zorunda. Hani 50 sene, 60 sene, 100 sene önce analarımız işte patiskadan bilmem neden bebek bezi yapıp da altımıza bağlıyorlarmış, ama artık hani bugünün dünyasında öyle bir imkan yok. Bebek bezi diye işte o diaper mi diyorlar İngilizce'de, bilemiyorum. Onları kullanmak zorunda bebek sahibi olanlar ve kullanmak zorunda. Günde kim bilir kaç tane kullanmak zorunda. Süt de aynı şekilde. Çocuklarımıza içirmemiz gerekiyor. Kendimizin de ihtiyacı olan bir protein kaynağı. Bakın, elektronik kelepçeyle satılmak durumunda kalmış. Şimdi bunlar tabii hiçbir iktidarın onur duymaması gereken, iftihar etmemesi gereken manzaralar. Utanması gerekiyor. Bu ülkeyi yönetenlerin insan içine çıkamaması gerekiyor. Yarın öbür gün kapı kapı dolaşıp nasıl oy isteyecekler? Meydan meydan dolaşıp nasıl bize yine oy verin de yine 20 yılda bu hali 20 kat ötesini yaratalım diyecekler? Gerçekten merak ediyorum.
Gerçekten merak ediyorum. Şu nedir ya? Artık süt bu hale gelmiş. Hafta sonunda semt pazarındaydım. Bir yumurtanın 4 liraya satıldığı tezgahlar gördüm. Bakın 4 lira bir yumurta. 5 kişilik bir aileyi düşünün. Günde birer yumurta yeseler sadece 20 lira. Sırf o küçücük yumurtanın gıda faturasına eklendiği hal. Yani ülkenin bu hale gelmesinden her kim sorumluysa onu nereye havale edeceğinizi biliyorum. Ben söyleyeyim size, sandığa havale edeceğiz. Sandıkta bunların hepsinin hesabının teker teker sorulması lazım. Çünkü bu buradan geri dönecek bir şey değil. Yani bu fiyat seviyeleri en azından burada duracak. Yani seçim olduğunda 20 liraya satılan bir kutu süt ya da bir litre süt 15 liraya inmeyecek. Öyle bir şey yok. Öyle çalışmıyor ekonominin dinamikleri. Ekmek 2,5 liraya inmeyecek. Simit 1 liraya filan inmeyecek. En azından o seviyede kalacak. Ve Allah muhafaza seçimde kafaları karıştırıcı bir sonuç çıkması halinde, yani hani o mu kazandı, bu mu kazandı, Cumhurbaşkanlığını o mu kazandı, parlamentoda o mu çoğunluğu kazandı diye böyle kafa karıştırıcı bir matematik çıktığında Allah esirgesin Türkiye'yi daha büyük bir kaos, daha büyük bir ekonomik bulanıklık, belirsizlik bekliyor. Onu da söyleyeyim. Bakın bunu bilmek için gidip Harvard'dan bilmem PhD dereceli ekonomist olmaya falan gerek yok. Geliyorum diyen bir tehlikeden söz ediyoruz. Dolayısıyla net bir şekilde bugünkü iradenin, bugünkü iktidarın sandık yoluyla iş başından uzaklaştırılması ve anahtarların ehil ellere verilmesi şartı var. Bütün bunları onun için anlatıyorum. Şu manzaranın değişebilmesi için, bu kepazeliğin değişebilmesi için, en başta anlattığım devletin itibarının geri gelebilmesi için bugünkü iktidar anlayışının değişmesi gerekiyor net bir şekilde. Sabah yayına gelmeden evvel bir dostumla sohbet ediyordum. Emekli insanlar aile hekimliğine gidiyorlar. İşte temel bir takım sağlık sorunları var. O sorunları gidermek için muayene oluyorlar ve ilaç alıyorlar. Hemen önlerine bir katkı payı faturası çıkıyor. Bunlar SGK'ya ömürleri boyunca prim ödemiş insanlar. Ailece. Ve emekli maaşı alıyorlar. O emekli maaşının içinden dahi, yani hani bir de gıdım gıdım böyle mikroskobik bir emekli maaşı, onun içinden dahi ilaçlara katkı payı alıyor. Ya böylesine bir insafsızlık olabilir mi? İnsanlar emekli olduklarında ya da SGK'ya prim öderken, yani muvazzaf çalışırken de devletin sağlığı, ilacı filan bedava karşılaması gerekmiyor mu? Ya zaten o acınacak ölçülerdeki mikroskobik boyutlardaki emekli maaşının içinden dahi 50 lira, 100 lira filan ilacı nasıl alırsın? O ilaç parasını nasıl alırsın? Sonra meydana çıktığı zaman sağlıkta devrim yaptık. Hastanenin bir kapısından giriyorsun, 5 kuruş ödemeden öteki kapısından çıkıyorsun, İlacına da 5 kuruş para vermiyorsun diye utanmadan, sıkılmadan insanların karşısına geçip yalan söylüyorsun yahu. Sağlıkta ne devrimi? Zavallı 3 kuruşluk maaş alan emekliden bile o ilacın parasını kesiyorsan devrim mevrim yok bu işin içinde. Karşı devrimdir bunun adı. İlim ilim inleyen emeklilerden söz ediyorum. Zaten geçinemiyor. O demin örneğini verdiğim peyniri, damacana suyu, tüp gazı, sütü, yumurtayı, peyniri filan alamıyor. Onlara yetiştiremiyor. Kiraya, aidata yetiştiremiyor. Bir de ölmeyeyim, hayatta kalayım diye gidip bir en basit sağlık sorunu için başvurduğu sağlık kurumundan yazılmış reçetenin parasının da binde birini bile alsan çok büyük bir ayıptır. 50 lira, 100 lira, 200 lira filan o emekli maaşlarından ilaç payı kesiyoruz. Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışıyor mu? Kendi sarayına 18 milyon lirayı tek bir günde harcarken her biri 5 milyonluk, 10 milyon liralık o şatafatlı arabalarla 50 araçlı konvoyla dolaşırken o emekliden 50 liralık ilaç parasını nasıl talep ediyorsun? Hiç mi utanmıyorsun?
Hiç mi sıkılmıyorsun? Hiç mi yüzün kızarmıyor? Gece yatağa yattığın zaman o yastığa başını nasıl rahat koyuyorsun? Ayıptır, yazıktır, günahtır, emekliye bu zulmü yapmayın. O 50 lirayla bir damacana suyu zor alıyor o zaten. Kalabalık aileleri düşünün. Günde kaç damacana su tüketiyor o insanlar? Kaç tane ekmek almak zorunda, kaç tane yumurta almak zorunda? Eti meti zaten boş ver, onlar lüks maddeler haline geldi. Peyniri tane, zeytini taneyle yemeye başladı insanlar. Zeytinden söz ediyoruz ya. Fakirin böyle hani gazete kağıdının üzerine serip de döküp de açlığını giderdiği temel ihtiyaç maddelerine, gıda maddelerinden söz ediyoruz. Böylesine bir vicdansızlığı bu topraklar yaşamadı. Savaş yıllarında bile yaşamadı ya bu. Savaş yıllarında bile yaşamadı. Hani savaş olur da dersin ki milletçe fedakarlığa katlanalım. Böyle bir kepazelik görülmemiştir. Bunlar her biri not alınıp sandık geldiğinde, seçim oy kabinine girdiğinde hepsi aklınızda olsun.